Arif Nihat Asya Merhum, Naat'ın yazarı, diyor ki, Yeryüzünde inkar, yeryüzünde ihanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Resulallah, Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor.'' Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne atlar ezberledi ey nebi adına aşina dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur kaf dağında derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından gelse bir şefkat meleği, iyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Madem insanın aklı kendi kendisine yeterdi, madem insanın aklı kaf dağı kadar ederdi, niçin iyiliğin türbesine türbedar oldu ki iyi? İyilik öldü, insanlık onu defnetti. İyiler şimdi türbenin başında, matemde, yasta türbedar oldu diyor. Madem insanın aklı kaftağı kadar ederdi, nedir bu rezalet? Nedir bu sefalet? Akvamı beşer, felçli gibi hissiz, bitki gibi sessiz, dilsiz gibi sedasız, arsız gibi hayasız. Hayasızcasına dinliyor. Sekerat girdabındaki bir mevta gibi, bir ölü gibi boş gözlerle izliyor. Ve selin üstündeki saman çöpleri gibi bir ümmet, kalplerine çöreklenmiş bir zulmet, eli bağlı, dili bağlı, gözü bağlı, gönlü bağlı, ayağı bağlı, bütün uzuvları bağlı izliyor. Ve masumların helal süt emmiş dudaklarından her zaman olduğu gibi tarihte yine kan damlıyor. Hani elim yetmezse dilimle o da yetmezse kalbimle zulme perde olacaktım. Hani eller bağlı, diller lal, kalplerde türlü türlü hal olsa da hani dua inanmış kalbin akıl sır ermez silahıydı ve kalp ilahın en gizemli ordularının karargahıydı. Hani dua dua oldu mu? Arştan arza bir kapı açılır. Semanın en cengaver melekleri arştan arza salınırdı. Hani iman etti mi bir insan bir vücudun uzuvları gibi olur. Meşlikte diken batsa, mağripte kan damlar, mağrip yas tutsa, meşrik kan ağlardı. Ne oldu? Ne oluyor? Neden olmuyor? Neden unuttuk, unutturulduk, unutuldu. Dünyanın gözünün içine baka baka bu zulüm insanların içerisinde icra ediliyor. Mısır'daki sağır sultan dahil cümle cihan halkı duysun ve bilsin ki insan ona Celaleddin Rumi Hazretlerinin ifade ettiği gibi kendi kendisine yeten bir varlık değildir. Bir insanı ancak bir insan kurtarır. İnsan kurtarıcısına insan Hasta şifasına, devasına burun kıvırdı mı? İşte insanlık bu duruma düşer.